Henüz bir yaşına girmeden Denizli'ye göç etmişiz. Bütün hayatımı Denizli'de geçirdim. Fırıncı bir babanın 7 çocuğundan biriyim. Kardeşlerimle birlikte mis gibi kokan ekmek kokuları arasında büyüdük. Kalabalık bir aileydik ama mutluyduk. 1975 Ağrı doğumluyum. Benim adım Murat Turan. İlkokulu Gümüşçay İlköğretim Okulu'nda bitirdim. Babamın tüm ısrarlarına rağmen okumayı değil, çalışmayı tercih ettim. 12 yaşında okulu bitirip bir buzdolap çamaşır makinesi tamirhanesinde işe girdim. Burada 3 sene çalıştım. Mahallede adım tamirci çocuğa çıkmıştı. Hangi komşumun makinesi bozulsa beni çağırırlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi büyük bir usta gibi görüyordum. Size büyük bir sır vereyim mi? O tamirci çocuk halen iyi bir usta. Çok keyifli geçen bu 3 senenin ardından 15 yaşında Denizli Cam'la tanıştım. 5 yıl çalıştıktan sonra 1995 yılında askere gittim. Acemi Birliği'ni Manisa Kırkağaç, Usta Birliği'ni Tunceli Çemişgezek Komando Bölüğü'nde yaptım. Askerden sonra cam sanayinde çalışmaya devam ettim. Ustalarım beni çok seviyorlardı. Azimli ve çalışkandım. Ayaklı bardak yapmak ne kadar zor bilir misiniz? Ben artık tek başıma ayaklı bardak yapabilecek seviyeye gelmiştim. 32 yaşında iken babamı kaybettim. Henüz babamın acısını yaşarken 34 yaşında ise talihsiz o olayı yaşadım. Aslına bakarsanız ölümden döndüm. 2009 yılında yani 34 yaşında bir mahalle düğününde sözde eğlence amaçlı sıkılan bir maganda kurşunu ile yaralandım. Ölümü atlattım, atlatmasını ama bir daha yürüyemedim. Zor ameliyatlar ve tedavi dönemleri yaşadım. Ailem maddi manevi desteğini her zaman yanımda hissettim. Ama yine de çok zordu. Artık tekerlekli sandalyeye bağımlıydım. Hayatımın tam 3 yılı tekerlekli sandalyemle bir pencerenin kenarından dışarıyı izleyerek geçti. Sahi tekerlekli sandalyede başka ne yapabilirdim ki? Gata'da tedavi görürken gazi arkadaşlarımla tanıştım. Birçoğu spor yapıyordu. Sporun engelli gazilerimizi hayata nasıl motive ettiğini gözlerimle şahit oldum. 2013 yılında Denizli'de Nursen ve Ahmet Hoca ile tanıştım. Artık tekerlekli sandalye ile pencere kenarından sokağı izleyen Murat gitmiş, ileride taşıyacağı ay yıldızlı formayı, alacağı madalyaları hayal eden Okçu Murat gelmişti. Evet, artık okçuluk ile tanışmıştım. Çok sevmiştim okçuluğu. Spor sayesinde hayata yeniden dönmüştüm. Engeller Türkiye Şampiyonası'nda sıralama üçüncüsü olarak milli takıma davet edildim. Hayalime ulaşmıştım. 2015 Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 16. oldum. Bu beni çok hırslandırdı ve daha çok çalışmaya başladım. 2016 yılında yine Çek Cumhuriyeti'nde yapılan turnuvada bu sefer dünya dördüncüsü oldum. Antrenörüm Nursan Hocam ile tek hedefimiz olimpiyat ve dünya şampiyonalarını kazanmaktı. Çok verimli bir şekilde turnuvalara hazırlanırken 2016 yılında Nursan Hocam'ı bir motosiklet kazasında kaybettik. Hocamı çok seviyordum. Bu benim için çok büyük bir kayıptı. Ama hocama bir söz vermiştim. Uluslararası yarışmalarda dünya ve Avrupa şampiyonu olimpiyat madalyasını almak istiyordum. Denizli'deki antrenman tempom düşünce bir arkadaşımın vesilesiyle Ankara'ya taşındım. ...2018 yılında seçmeleri geçemediğim turnuvalarda 2019 Türkiye şampiyonluğu yakaladım. İtalya'da bir turnuvada Avrupa takım şampiyonluğu ve Hollanda Dünya Şampiyonası'nda bireysel ve takım dünya ikinciliği elde ettim. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda beşincilik elde ettim. Madalya kazanamadığım için çok üzüldüm ama asla pes etmedim. Okçuluk erkekler makaralı yay açık kategorisindeyiz ve Bülent Korkmaz ve Murat Turan burada yarışacaklar ve ilk atışlar yapılıyor. İzliyorsunuz, Murat Turan Ukraynalı Atamenenko ile karşı karşıya geliyor.
Ve 5 set sonunda mücadelede 139-139 eşitlik var. Beraberlik atışını atıyor. Şimdi de Murat Turan kullanacak o atışı. Son derece başarılı bir atış geliyor Murat Turan'dan. Murat Turan Atamenenko'yu mağlup ederek son 16 turuna yükseliyor. Nefis bir atış. 10 numara ve Murat Turan son 16 turunda. 2021 Türkiye Şampiyonluğu, 2022 Türkiye ikinciliği kazandım. 2022'de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldim. Konya İslam Oyunları'nda takım arkadaşımla birlikte ikincilik kazandık ve dünya rekoru kırdık. Spor hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor ama dışarıda da sosyal hayatın içinde ben de varım, olmalıyım. Gençlik dönemimin mesleğini, ustalarımdan öğrendiğim sanatımı, cam üflemeyi Ankara'da zaman zaman yapmaya devam ediyorum. Sanırım bana gençlik dönemimi ve özlemle andığım ustalarımı hatırlatıyor. Sinemaya gitmeyi de çok seviyorum. Animasyon filmlerine özel bir ilgim var. Sinemada film izlemek kendimi iyi hissettiriyor. Haftalardır aynı şeyi söylüyorsun. Günde 30 kere hatırlatıyorsun aslan. Unutmamız mümkün mü? Hatırlatayım dedim sadece. Mümkünse adım başı durmasın. Elbette okçuluk benim her şeyim. Hedefim Paris Olimpiyatlarında şampiyon olmak. Ayakta duramam belki ama hayatta durmak için onurlu bir nedenim var. Şanlı bayrağımızı en zirveye çıkarmak istiyorum. Buradan engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Spor yapın, hayatın içinde olun. Bence sıra sende.